Herkese ol. gözbek.com kanalından merhaba. Geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump bir açıklama yaptı. Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasına rağmen F-35 için gövde parçaları imal ettiğini söyledi ve şu sözleri ifade etti: Eğer yarın öbür gün Türkiye bu parçaları vermek istemezse Amerika ne yapacak? İşte bu açıklamanın hemen arkasından Türkiye. Amerika Birleşik Devletleri ve F-35 üçgeninde yeni bir tartışma başladı Gelin son gelişmeleri bu videomuzda beraber inceleyelim. Türkiye 2000'li yılların başında gelecekte F4 ve daha sonrasında da Blok 30 F16'larını değiştirmek üzere F35 programına girdiğini açıkladı ve 100 adetlik bir sipariş verdi. Bu sayı Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra o dönem içerisinde en yüksek sipariş miktarıydı. F35 enteresan bir uçak. A, B ve C modeli var hem uçak gemilerinden kalkıyor hem hava kuvvetleri kullanıyor hem de deniz piyadeleri modelinde dikine kalkış özelliğine sahip farklı bir uçak. Ve en önemli özelliği de stealth olması yani radara görünürlüğünün düşük olması. Böyle bir projeye Türkiye 3. aşama ortak olarak katıldığı ve 100 uçakla birlikte o dönemin parasıyla 12 milyar dolarlık projeye bir katkıda bulunma taahhütünde bulundu. Bu projenin özelliği Ülkeler verdikleri siparişler kadar parça imalatı ve tasarımdan pay almaya başlamıştı. Türkiye de bu konuda önemli bir adım attı. Türk savunma sanayi şirketleri başta TUSAŞ, Alparbacılık, Kale Aero, Havelsan gibi şirketlerimizin içinde bulunduğu gruplarda F-35 üretim programından çeşitli parçaların üretimlerini almaya başladı. Uçağın yoğun geçen test programları arkasından yavaş yavaş Amerikan Hava Kuvvetleri başta olmak üzere çeşitli ülkelerin hava kuvvetlerine teslim edilmeye başlamasıyla F-35 özellikle 2015 sonrasında hızlanmaya başladı. Burada ilk kullanıcılardan biri de Türk Hava Kuvvetleri olacaktı ve üretilen ilk uçak Haziran 2018'de aralarında benim de olduğum bir grupta da Dallas Fort Worth'ta Lockheed Martin tesislerinde düzenlenen tören de Türk Hava Kuvvetlerine teslim edildi. Edildi ama bu tören Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılmıştı ve yaklaşık uçaklar 2 yıla yakın bir süre Amerika'da kalacak ve ilk Türk pilot ve teknik ekibinin eğitimlerinin ardından yavaş yavaş Malatya'ya gelmeyeceklerdi. Malatya'da 7. Anajetüs Komutanlığı'nda 172. filo ilk F-35 filomuz olarak belirlenmişti. Fakat Amerika ve Türkiye ilişkileri özellikle 2016'da 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yaşanan gelişmeler ve bölgedeki çeşitli çıkar çatışmaları nedeniyle giderek gerilmeye başlamıştı. Türkiye'nin bazı konulardaki acil ihtiyaçları, bölgede Rusya ile birlikte atılan adımlar, Suriye meselesi, Kuzey Irak, PKK daha sonra da Akdeniz'deki gelişmelerle birlikte yavaş yavaş Türkiye ve Amerika karşı kutuplara doğru geçmeye başlamıştı. Bununla da ilgili bu ipleri kopartan Amerika açısından en önemli konu da Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi almak üzere Rusya ile anlaşma yapmasıydı. İlk uçak Haziran 2018'de Amerika'da teslim edildi Türkiye'ye. Ancak bir yıl sonra ipler tamamen kopma noktasına geldi. Çünkü Rusya S-400 hava savunma sisteminin imalatını tamamlamış ve Rus hava kuvvetlerine ait uçaklarla Ankara yakınlarındaki Mürted Hava Meydanı komutanlığına bu parçaları, füzeleri, radar ve sistemleri teslim etmek üzere uçuşa başlamıştı. Uçaklar Türk hava sahasına girerken Amerika yaptığı açıklamayla Türkiye'yi F-35 programından çıkarttığını ilan etti ve aynı zamanda ATSA olarak adlandırılan çeşitli yaptırımların da başlayacağı konusunda adımlarını atmaya başladı. Ve son bir yıldır özellikle Türkiye-Amerika ilişkileri F-35 programıyla birlikte çok fazla gerilmiş durumda. İşte bu gelişmeleri takip ederken Amerika Başkanı Trump'ın yaptığı röportajdaki ilginç açıklamalarda bu işe şimdi farklı bir boyut getirmiş durumda. Trump röportajında F-35'lerin ana gövdesi Türkiye'de üretiliyor ve Türkiye'den gönderiliyor. Şimdi Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var ama ya olmasa ne olacak? Size F-35 parçalarını vermiyoruz deseler ne yapacağız yorumunda bulundu. Biraz önce de belirttiğim gibi Türk havacılık ve uzay sanayi başta olmak üzere savunma sektörünün imalatçıları F-35 için ciddi bir üretim süreci içindeler. Örneğin TUSAŞ F-35'in orta gövdesini imal ediyor. Aynı şekilde ASELSAN'ın yaptığı çalışmalar var. Kale Airo gövde ve kanat yapısal parça üretimi gerçekleştiriyor. Kalenin Praden-Whitney ile ortaklığı çeşitli muhtelif motor parçaların üretimini yapıyor. HAVELSAN mühendislik desteği verdi. ISH panoramik kokpit projesinde kart üretimi gerçekleştiriyor. Alp Havacılık iniş takım parçalarından uçakta kullanılan F-135 motoruna kadar çok farklı parçaların üretimini gerçekleştiriyor. Bu ciddi ortaklık sayesinde her yıl milyonlarca dolarlık ihracat Türk şirketleri tarafından Amerika'ya yapılıyor. Üretilen parçalar Amerika Birleşik Devletleri'ne Lucky'de gidiyor. Ben geçtiğimiz yıl Eskişehir merkezli Alp Havacılık tesislerine ulaşmıştım ve Alp Havacılık'ta F-135 motorunun pallerinin nasıl üretildiğini görmüştüm. Alp Havacılık Skorsky'e uzun yıllardır üretim yapan, özellikle titanyum gibi işlemesi çok zor metaller konusunda dünya çapında uzmanlaşmış bir kuruluş. Bu kuruluş Japonya'dan özel bir CNC cihazı getirmiş. Bu tezgah titanyum parçalar üretiyor ve değeri milyonlarca dolar. Gelen bir titanyum kütüğü yaklaşık 2 hafta boyunca bu CNC tezgahın içinde Tabiri caizse milim 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 işleniyor ve motor parçası haline getiriyor. Tabi burada Alp Havacılık geçmişten gelen ciddi tecrübesini de ortaya koyuyor. Pradhan Whitney'in Opal parçası 400 saatte bir büyük bakıma girerken Alp Havacılık'ın geliştirdiği özel imalat teknikleriyle bu süreç 1200 uçuş saatine kadar yükseltilmiş durumda. Yani gövde ömrü parçanın 3 kat arttırılmış. Bunun anlamı 3 defa o parçayı değiştirmek yerine tek parçayla 1200 saat o uçak uçabilecek ve güç üretecek. Motor parçaları çok hassas. Yüksek tekniklerle, meteoroloji teknikleriyle dökülmesi ve üretilmesi gerekiyor. Sizin aldığınız birkaç bin dolarlık bir metal parçası o CNC tezgahından çıktıktan sonra değeri 100 bin dolarların üzerine çıkıyor. İşte bu çok önemli bir ayrım. Türk sanayi Türkiye'nin F35'ten geçtiğimiz yıl çıkarılmasına rağmen önce Mart 2020'ye kadar üretimi devam edecek bilgisiyle çalışmalara devam etmişti. Hatta benim aldığım duyumlara göre bu konuda üretim hızlandırılmış. Genellikle 2 vardiya olarak çalışan şirketler 3 vardiyaya çıkmış ve üretimi hızlandırmıştı. Mart ayı geçildi fakat Türkiye parça üretmeye devam ediyor. Niye bunu gerçekleştiriyor? Çünkü Türkiye bu konuda tecrübesini, aksaksız üretimini sürdüren kalitesi yüksek bir ülke. Son yıllarda savunma ve havacılık sanayimizdeki gelişmeler aynı zamanda Türk şirketlerinin yerli projeler kadar yurt dışındaki projelerden de pay almasını sağladı. Bu üretim tekniklerini geliştirdi, çeşitli tezgah yatırımları yapıldı ve teknik anlamda iyi teknik ekip, mühendislik ekip bu üretim kalitesini yukarı doğru çekti. Şimdi geçtiğimiz günlerde de Amerikan Sayıştay'ın F-35 üretim maliyetleriyle ilgili bir raporu yayınlanmıştı. Bu raporda Türkiye'nin çekilmesiyle birlikte üretim maliyetlerinin yükseleceği ifade edilmişti. Şimdi kısa vadede Türkiye devam ediyor ama daha ne kadar devam edecek bu üretime neler olacak bunu bilmiyoruz. Fakat Türkiye'nin endüstriyel olarak da F-35 programından çıkartılması gerçekten çok ciddi bir e, savunma ve havacılık ihracat kaybımıza da neden olacak gibi bir durum söz konusu. Videonun başında da belirttiğim gibi Türkiye-Amerika F-35 üçgenindeki bu ilişki çok enteresan bir e, seyir izliyor. Kimi zaman ilişkiler inanılmaz geri, geriliyor, kırılma noktaları epey aşılıyor ki aşıldığı. Ama bir gün bir bakıyorsunuz olumlu bazı yaklaşımlar geliyor Amerika'dan veya Türkiye'nin örneğin A400M askeri nakliye uçağıyla gönderdiği yardım bu koronavirüs günlerinde bir anda ilişkilerin hemen yumuşamasına da neden olabiliyor. Şimdi gelelim bu F-35'in ne olacağı konusuna. Türkiye'nin ödediği 1.8 milyar dolar gibi çok ciddi bir pay var. Videonun da başında söylediğim gibi 12 milyar dolarlık bir ödeme söz konusu. Ve Türkiye'nin de yaklaşık 8 ila 10 milyar dolarlık da bir sanayi katkısı söz konusu. Bu gelecekte nasıl çözülecek ben bir tahmin yürütmek istiyorum. Amerika bir şekilde gelecekte ben bu uçakları Türkiye'ye vereceğine inanıyorum. Ama bu uçaklar nasıl gelir? Sanayi ortağı olarak değil de e, FMS olarak adlandırılan dış askeri satışlarla mı gelir? Başka bir amaçla mı Türkiye'ye verilir? Veya... Bu kaç yıllık bir süre içerisinde gerçekleşir? Açıkçası bunu tahmin edebilmek bir kahinlik gerektiriyor. O özellikle bizde olmadığı için sadece bu konuda F35'in ilerleyen yıllar içerisinde Türkiye'ye verilebilir gibi gözüküyor. Ha tabii o süreç içerisinde F35 Türkiye'ye de verilirse Yunanistan'a da verilir mi? Başka ülkelere de gider mi? Güç dengesi ne olur? Onlar da tabii tartışılması gereken önemli konular arasında yer alıyor. Bir ülkeden bir sistem aldığınız zaman ki bu havacılıkla ilgili bir sistemse o uçağı en az 25-30 belki 40 yıl uçuruyorsunuz. Yedek parçanın sürekli gelebilmesi, sistemin gelişime açık olması bu gibi özellikler nedeniyle o satın almayı yaptığınız ülkeyle uzun süre ilişkilerinizi iyi tutmanız gerekiyor. Örneğin Türkiye diyelim ki Rusya'dan Su-35 aldı. Siz bugün uçakları aldınız. Yarın ilişkiniz bozulduğu zaman nasıl bir seyir izleyecek? Rusya örneğin o uçak parçalarını size verecek mi? Aynı durum Amerika Birleşik Devletleri için geçerli veya Avrupa'dan alacağınız bir sistem için geçerli veya başka ülkelerden gelecek yapılar için önemli. Bu nasıl çözülecek? Bunlar gerçekten çok uzun vadeli çalışılması, hani olayın teknik askeri boyutundan çok dış politikayı biraz daha ilgilendiren ve dış politikanın etkin olduğu konular haline geliyor. Bunun çözümü kendi sistemlerinizi tasarlamanız ve geliştirmeniz. Türkiye'nin milli muharip uçakla birlikte çok önemli bir adımı var. Ama bazı problemler var projede. Nedir? Örneğin şu an Türkiye motor yapmaya henüz hazır değil. Çok ileri teknoloji gerektiren bir motor. Veya bazı sistemler konusunda danışmanlık almak durumundasınız. Bunları da yine uluslararası dengelerle çözmeniz gerekiyor. Şimdi bir bakıyorsunuz milli muhareb uçak F16'larda kullanılan F110 motoruyla uçacak veya Türkiye teknik destek anlamında İngiliz BAe Systems'la çalışıyor. Bu tür bilemediğiniz konuları dış yardımla veya ortaklıklarla çözdüğünüz zaman işler daha rahat ilerliyor. Yarın öbür gün İngiltere'nin önüne Türkiye ile ilgili bir problem geldiği zaman İngiltere'nin ilk bakacak konulardan biri TUSAŞ'ın BAE Systems'la yaptığı çok ciddi danışmanlık anlaşması. İşte bazı şeylerde de ne yazık ki para konuşuyor. Ticaret çok önemli. O zaman ülkeler birbirlerini tutmaya başlıyor. Uluslararası projelerde söz sahibi olabilmek için buralara ortaklık yapmanız, girmeniz, tasarımında bulunmanız, üretiminde bulunmanız gerekiyor. Sonrasında zaten ürettiğinizi kullanıyorsunuz. Türkiye bununla ilgili en önemli adımlardan birini geçtiğimiz yıllarda A400M konusunda atmıştı. A400M'de Türkiye ortak olmuş ve projede söz söyler hale gelmişti. Bugün bakıyorsunuz bu uçaklar Türk Hava Kuvvetleri'nde uçuyor ve yarın öbür gün bu projeden elde edilen tecrübeler bir bakıyorsunuz Airbus A350'nin Eleron imalatında Türkiye'yi görüyorsunuz. Bunun tasarımında Türkiye'yi görüyorsunuz. Ve bu şekilde ortaklıklar büyük projelerde sizlerin riskleri farklı ülkelere dağıtmanızı gerçekleştiriyor. Tabi bu arada öğrendiklerinizde yurt içindeki projelerde uygulayarak tecrübelerinizi arttırıyorsunuz. Koronavirüs günlerinde her gün saat 19'da yeni video ile karşınızdayız. Lütfen bize sorularınızı yorum olarak yazın. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ve aynı zamanda kanalımıza abone olmadıysanız lütfen abone olun. Detaylı havacılık haberleri tolgozbek.com sitemizde. Bize ayrıca elektronik postayla da ulaşabilirsiniz. Info at, adresine sorularınızı, yorumlarınızı bekliyoruz. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.